Olay TV ekranlarından herkese mutlu sabahlar sevgili seyirciler. Hafta içi her gün saatler 10'u gösterdiğinde spordaki ilk gelişmelerle sizlerle birlikteyiz. Bugünkü konuğumuz Olay Medya Spor Müdürü Orhan Güney. Sayın Güney hoş geldiniz. Günaydın. Hemen hatırlatalım sosyal medya hesaplarımızdan Twitter ve Instagram'dan Spor Saati adıyla bize görüşlerinizi ve sorularınızı gönderebilirsiniz. Biz de buradan onları cevaplayabiliriz, sizlerle paylaşabiliriz. Sevgili seyirciler, bu hafta sonu milli maçlar nedeniyle Süper Lig maçları oynanmayacak. Bursaspor'da 19 Ekim Cuma günü deplasmanda Galatasaray'la karşı karşıya gelecek ve 2 günlük izin ardından Yeşil Beyazlar çalışmalarını yoğun tempoda sürdürüyor. Yine dün günü 2 antrenman yaparak geçirdi Yeşil Beyazlar. Bugün de yaklaşık yarım saat sonra günün ilk çalışmasını yapacaklar. Yine akşam saatlerinde diğer çalışmayla günü tamamlayacaklar. Sayın Güney, sizle Ankara Gücü maçı sonrası konuşamadık. Çünkü ilk yayınımız bugün Perşembe günüydü. Ya ben şöyle başlamak istiyorum. Şimdi bu sezon VAR diye bir sistem geldi biliyorsun. Daha doğrusu biz bunu Dünya Kupası'nda tanıdık. Geçen sezonda alıştırmaları vardı. Böyle bazı maçlarda alıştırmaları yapılıyordu. Son iki gündür, yani bugün hariç son iki gündür önce Beşiktaş Başkanı ardından dün de işte Fenerbahçe Başkanı da zaman zaman gerçi bu konuya değinmedi ama sistemle ilgili bir şeyler söylemeye çalışıyorlar. Video hakem sistemiyle ilgili. Biz biliyorsun finalde bir tablo hazır çıkardık. Evet. Dedik ki 11 işte 8 haftanın raporu ne var sistemiyle ilgili ve bundan en çok etkilenen takım Bursaspor. Kim diye göstermiştik ki burada Bursaspor çıkmıştı. Zaman zaman biz Samet Hoca ile başkanla yöneticilerle bu sistemi tartışıyoruz ama biraz daha sesimizin gür çıkması gerektiğini düşünüyorum ben. Yani o tablo çıktıktan sonra bizim Bursa olarak daha fazla gür sesle bunu dillendirmemiz gerekiyor. Şimdi Samet Hoca dün sabah biz antrenmandayken şöyle bir şey söyledi. Dedi ki tamam güzel bir sistem, bunda bir sıkıntı yok. Yani Dünya Kupası'nda biz bunu gördük, uyguladık, güzeldi. Ama bizdeki etkisi çok farklı oluyor. Yani biz her şeye VAR'a bakıyoruz yani. Takımın dengesini bozduğunu. Şöyle takım yani ya önce benim moralim bozuluyor diyor. Yani motivasyonum düşüyor diyor. Yani bir gol atıyorsun, seviniyorsun. Az sonra durun arkadaşlar bu gol değilmiş diye birisi karşınıza geliyor diyor ki iptal ediyor. Yani benim düşüyorsa herkesin düşüyordur. Evet. Şimdi bize taraftarlardan da mesaj geliyor finalde. Diyor ki yani o zevki kalmadı ki biz niye izliyoruz maçı? Bir de topun oyunda kalma süresi var. Bunlar zaten yeteri kadar Türkiye'de değil. Yani bu VAR sistemi tamam başladı. Evet güzel bir sistem. Ama biraz daha böyle yani inisiyatif kullansın hakemler istiyoruz. Yani şimdi o yani hep Bursaspor'dan örnek veriyorum ama Sako'nun golünde arkadaş 3 metresin. Yani buradan ben kameraman arkadaşın olduğu yerdeki şeyi düşün. Yani Stanku'yla rakip oyuncunun arasındaki mesafemiz hakemle bu kadar. Şimdi ben o pozisyonu görüyorum. Yani en net kim görebilir o pozisyonu ben görürüm şu an değil mi? Yani 300 kilometre ötedeki televizyon başındaki arkadaşın iridelemesi, görmesi mümkün değil. Ben görüyorum. Diyorum ki bu faal değil zaten. Şimdi ben bunu gördüysem artık VAR'a bakmama gerek yok. Gerek yok yani. Orada ben kararımı vermişim, yürü gider. Şimdi tamam çok böyle enteresan bir şey olur. İşte offside artık sesimiz çıkmıyor artık o kramponların uzunluğu, kısalığı falan. Yani o milimetrik bakışlara artık alıştık. Ona alıştık artık. Yani o limanın her hafta artık Bursaspor'un başına geliyor. Ligde birçok takımın başına da geliyor. O krampon payına artık alıştık biz. Onu ölçüyorlar, çiziyorlar. Ona bir şey demiyoruz ama bazı şeylerde hakemlerin inisiyatif kullanma hakkı olması gerekiyor diye düşünüyorum. Kullanmazsa böyle bir durum ortaya çıkıyor. Sahanın ortasındaki gezenen arkadaş kuklu oluyor. Kenardakiler ayrı bir kuklu oluyor. Yani esas olan 300 kilometre ötedeki. O ne derse ona göre hareket ediyoruz. O zaman bu bir anlamı yok ki. Bir anlamı yok yani. Ya peki bunların böyle olmaması için yani nasıl önlemler alınmalı? Nasıl önlemler geçirmeli? İnisiyatif kullanacak hakem. Yani her şeye zırt pırt VAR'a bakmayacak. Şimdi ben gelip itiraz ediyorum değil mi sana? Evet. Yani o benim sana itiraz etmem bir şey ifade etmiyor yani, anladın mı? Gördüysen bir pozisyonu netsen ki ben o Sako'nun golünde o Stanku'yla rakip oyuncunun pozisyonunun net olduğunu düşünüyorum Özgür Yankan'ın. Çünkü hal ve hareketleri o gidişte ilerliyor. Gördü çünkü onu. Sonra bakıyorsun VAR'a gidiyor. Yok arkadaş bu gol değil. Olmaz. Yani futbolun seyir biraz da şunu düşüneceksin. Futbol hatalar oyunudur.
Birileri hata yapacak ki gol olacak. Buna hakem de dahil. Bak birileri hata, evet. Hata olmazsa bütün takımlar dört dörtlük oynarsa nasıl olacak Minas'a? Kim gol atacak? Var mı öyle bir şansımız? Haklısınız. Yok. O yüzden hata olacak, hata olmazsa hiçbir şey olmuyor zaten. Hatayı minimuma indirmek için geldi bu VAR sistemi. Onu da düzeltmeleri gerekiyor. Evet. Yani inisiyatifi kullansınlar diye düşünüyorum. Ankara Gücü maçı. Hı hı. Yani Bursaspor iyi oynadı mı dersen, ben de çok iyi oynamadı ama kazanmasını bildi. Kazanmaya da ihtiyacı vardı. İyi de bir galibiyet oldu. Bunun devamının gelmesi gerekiyor. Şöyle, yani istediği yerde değil insanların Bursaspor şu an ligdeki puan sıralamasında. En azından içerideki maçlarını kazanması gerekiyor. 5 maçı daha var, 15 hı hı. puan, 8 de böyle 23 puan. Allah bereket versin. Dışarıda Galatasaray'la oynayacaksın, Trabzon'la oynayacaksın. Yani bir 20 puan barajının altına düşmemesi gerekiyor. Ben finalde dedim zaten 20 puanın altına düşmez Bursaspor. İç saha maçlarına güvenerek söyledim bunu bak. İç sahada ilk yarıda maçlarını kazansın. Zaten 23 puan yapıyor. Deplasmandan alacağı puanlar da yanına kar kalır diye düşünüyorum. Bu VAR sisteminde bu VAR'a takılmasaydı da zaten puan sıralamasında çok üst sıralarda yani olacaktı. 15 puanı olduğunu düşün şu an. Evet. Ligin zirvesinde olurdu yani. Peki evet. Devam edelim. Samet Aybaba ile evet dün bir öyle bir sohbet o seviyor yapıldı. Geliyor böyle yanımıza. Biz de seviyoruz tabii onun gelip böyle sıcak ilişki kurmasını. Orada da Okan Koç'un milli takıma çağrılmamasına kendisinin de şaşırdığını yani aslında bütün hepimiz şaşırmıştık. Samet Aybaba da evet ben de şaşırdım ama elimizde bu kadar yetenekli oyuncular varken zamanı gelince hepsini milli takımda göreceğiz. Bak şöyle bir haber var. Bak gazetede okuyorum. Bursaspor. Yerli oyuncularda lider. Bursaspor Spor Toto Süper Lig'de yerli oyuncuları oynatma oranı en yüksek takım. %58. Evet. Tamam mı? Çok önemli. Bak yerli oyuncu oynatıyor. Yerli oyuncu oynatmasının yanı sıra ligin de en genç takımı Bursaspor. Evet. Yani şöyle bir şey var. Bakıyorsun şimdi kalede Okan Koçuk daha 21-22 yaşında. Arkasındaki Muhammed 20 yaşında. Hı hı. Stoper'de oynayan Ertuğrul 20 yaşında. Solda oynattığın Umut Meraş 20-21 yaşında. Tamam mı? Ramazan 19 yaşında. Burak Kapacak 19 yaşında. Muhammed Emin daha oynamadı oynayacak 16 yaşında. Çağatay 19 yaşında. Yani bunlar vakıf köyün önemini bir kez daha Ali Akman 17 yaşında. İşte bir yabancılarda Çeccu'nun yaşı vardır. Baktığında Sako bile 28-29 yaşında. Yani o yüzden ona güveniyor Samet Aybaba. Hem yerli oyuncu oynatma konusunda lider, bir de ligin en genç takımı Bursaspor. Şu an milli takımın oluşumuna bir baktığında çoğunluk gurbetten gelen oyuncu. Evet. Gurbetten geliyorlar hepsi. Kaleci şimdi şaşırmamızın sebebi şu. Şimdi Okan diyoruz ama mesela şimdi Başakşehir'in kalesinde oynayan Mert Günok var. Bursaspor'da da oynadı ama çok geliştirmiş kendini. O niye yok? Tamam mı? Şimdi Serkan Kırıntılı diye bir kardeşimizi almışsın. Sinan Bolat'ı almışsın. Bunlar daha önce denenmiş ve başarısız olmuş isimler. O zaman yeni bir jenerasyon hazırlıyorsan bunlara tecrübe kazandıracaksın. Okan geçen sene birincilikte oynarken alıyordun. Şimdi burada Süper Lig'de oynuyor ve iyi bir performans gösteriyor bence. Almıyorsun. Yani insanların kafasındaki soru işareti bu. Bunu da giderecek olan milli takım seçicileri. Ama ben de çok endişe duymuyorum. Bursaspor'un o milli takıma gidecek birçok oyuncusu var böyle devam ettiği sürece. İşte Umut'u söylüyoruz. İşte Ertuğrul zaten gidiyor. Ben Ramazan'ın da gideceğini düşünüyorum süreç içerisinde. Birçok oyuncu verecektir. Yine milli takımın iskeletini Bursaspor oluşturacaktır diye umut ediyorum. Vakıfköy'den bahsettik. Evet. Samet Hoca da yani Vakıfköy'e taşınması gerektiğini. Her defa aslında Vakıfköy'ü çok sevdiğini dile getiriyor senin zaten. Sen de gitmiş miydik ayrı, biz evet gitmiştik. Ben işe girdiğimde ilk hatta beni Vakıfköy'e götürmüştünüz. Şimdi şehrin içinde olup da, şehir merkezinde olup da şehirden uzak bir görüntüsü olan çok ender yerlerden evet. birisi. Ağaçlık içinde büyük o binalar yok. O ambiyansı çok güzel. Büyük bina yok. Sadece kuş sesleri ve oradaki temiz hava. Yani orada yediğiniz yemeğin bile farklı bir tadı var. Mesela ben orada hep söylerim. Orada yediğim yemeğin, orada çıkan ne çıkarsa çıksın dünyanın en lüks lokantasında o lezzeti bulamazsın. Belki suyundan, belki havasından bilmiyorum. Oranın çok güzel bir havası var. Biraz daha aile gibi bir ortam var orada.
Tamam mı? Yani herkes bir aile ortamı gibi oluşmuş. Çok hoşumuza gidiyor. Mesela sabah gir otur oraya. Akşama kadar otursan canı sıkılmaz. Çünkü sürekli bir malzeme var orada. Samet Hoca orasını biliyor zaten. Geçmişten de biliyor. Şimdi Özcü'ye geliyorsun. Binaların arasında sıkıştırılmış bir düzen var. Ağaç çok bir kere. Yani ağaç çok. Sürekli bir gürültü var. Araba gürültüsü, inşaat gürültüsü, insan gürültüsü. Samet Hoca Yusuf'la Furkan'ı da kadro dışı bıraktığında vakıf köyün aslında bu havasına da Tabii oraya gitsinler arındırsınlar demiş. Evet. Ceviz ağaçları var orada. Ceviz. Yani güzel bir tesis. Ben vakıf köyü çok seviyorum. Orada Bursaspor'un 80-90 dönüm bir arazisi var. Herhangi bir şey olmazsa o tesisler orada yaşasın. Çevresi de binada olmasın. Oradaki güzellikler hep yaşasın istiyoruz. Yani vakıf köyle ilgili şimdi de arkadaşlar orada güzel dokunuşlar yapıyorlar. O dokunuşlar sonunda oradan daha iyi verim alacaklarını düşünüyorum ben. Samet Hoca'nın sürekli oraya gidip gelmesi, oraya ayrı bir hava katıyor. Oradaki çaycısından antrenörüne kadar, futbolcusuna kadar hepsi ayrı bir heyecanla ne zaman Özcü'ye gideceklerini düşünüyorlar. Samet Hoca da ne zaman biz Vakıfköy'e geliriz diye hesabını yapıyor. Ama bence de ben olsam Özcü'ye bir şekilde, tabii onun sistemini nasıl bir formül bulurlar, Özcü'ye bir şekilde farklı bir şekilde değerlendirip Bursaspor'un ana merkezini, ana üssünü Vakıfköy yapmak gerekiyor diye düşünüyorum. Oraya tesis mi? Yani tesisi de yaparken şöyle yapacaksın. Oradaki o doğal yapıya dokunmadan yapacaksın. Yani o doğallığı kaybetmemesi gerekiyor. Yani lükse ihtiyaç yok bak Melisa. Yani orası bir köy gibi. Tamam mı? O doğallığa dokunduğun zaman oranın ambiyansı da kaçar. Zaten dokunmayacaksın. Öne çıkaran özellik de. Şimdi ben hocaya dün dedim ki neden 4 yıldızlı diyorsun? 5 yıldızlı olsun dedim. Yok dedi. 4 yıldız, 3 yıldız. Sıkıntı yok dedi. Yani o doğallık, hakikaten doğallığı korumamız gerekiyor orada. Umarım o doğallık korunur. O ev spor lisesi düşünülüyor. İnşallah kısa zamanda o da biter. Orası komple bir Bursa Spor ana merkezi, ana üssü olur diye düşünüyorum. Peki Samet Hoca'nın başka talepleri daha oldu. Ekonomik açıdan. Deplasman yani maçlara gidildiğinde özel uçakla değil de hani tarifeli uçakla gidilsin daha uygun olur ekonomik anlamda diye söyledi. Çünkü, yani şöyle bakıyorsun şimdi. Bu dövizdeki kur artışları herkesi etkiledi. Şimdi bir özel uçak tuttuğunda Melisa 200 bin lira. Tarifeliyle gittiğinde 20 bin liraya gidip geliyorsun. Yani arada çok büyük bir uçurum var. Biraz da mantıklı hareket etmek gerekiyor. O mantık çerçevesinde hareket etmişler. Doğru bir karar diye düşünüyorum. Yani çok da bunu irdelemenin anlamı yok. Artık herkes için bazı şeyler lüks. Uçak kiralayanların da bunu minimum seviyeye çektikleri sürece sıkıntı yok. Ama 200 bin lira çok yüksek bir rakam yani. Şu an kimsenin karşılayacağı bir rakam değil. Yani oraya 30 kişi 40 kişi çok rahat uçacak, çok rahat gelecek diye bu kadar fark verilmez. Evet. Yani arada çok uçurum var. Uçurum var dediğiniz gibi. Peki bir ayrılık haberi de verdi Samet Hoca. Yardımcısı kaleci o vermedi, biz yazdık. Yılmaz Bal. O sır vermedi. Ve İlko Gançev'in de geleceğini. Yılmaz Hoca buraya geldiğinde tanıma fırsatı buldum Yılmaz Bal'ı. Çok karakterli, düzgün bir Samet Hoca'nın ekibinde. Onu tanıdığım için de kendimi şanslı hissediyorum. Allah yolunu açık etsin. Böyle bir karar aldılar. Kendi Samet Hoca ile birlikte oturup Allah yolunu açık etsin. Bu tip antrenörlerin Türk futboluna çok emeği geçtiğini ve geçeceğini de düşünüyorum. Kalecileri çok üzüldü kendi evlatları. Çünkü Okan, Muhammed ve Atabek'in üzerinde kısa sürede olsa büyük emekleri var diye düşünüyorum. Yılmaz Hoca gitti. Yine tanıdık bir isim geliyor. İvko Gançev. Ne zaman çağırsan geliyor zaten Gançev. Hem futbolculuğunda hem antrenörlük döneminde hiç sıkıntı yaratmadı. Gançev de çok bence karakterli ve düzgün bir insan diye düşünüyorum. Antrenörlüğünü de beğeniyorum. Biz Gançev gibi isimleri bırakmamalıyız. Yani gelip gitmemeli. Evet. Yani Gançev tamam yukarıda gelen teknik adam onunla çalışmak istemiyorsa Bursaspor'un altyapısı var. Tamam, orada bir görev verebilirsin. O yüzden Gançev'in bu bence son gelişi ve bir daha gitmeyişi olur diye düşünüyorum. Çünkü hiçbir zaman hayır demedi. Bursaspor'da yetiştiği bir yabancı olmasına rağmen ama bir Türk gibi bir yerli gibi davranmaya devam ediyor. Umarım son gelişi ve bir daha gitmeyiş olur diye düşünüyorum. Çünkü antrenörlüğünü de beğeniyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Bugün gelecek diye
biliyorum kendisinden. Peki o zaman milli takımı devam edelim. Sevgili seyirciler, milli futbol takımımız bugün Bosna Hersek ile oynayacak. Pazar günü de Rusya ile karşı karşıya gelecek. Neler söylemek istersiniz? Yeni bir oluşum var. Evet. Yani şimdi biz Okan'ı almadı, onu almadı falan böyle şey yapıyoruz ama yeni bir oluşum var Melisa. Bu oluşumun üzerinde ısrarla devam etmek istiyor. Biz de destek veriyoruz. Yani bütün ülke destek veriyoruz. Şimdi işte Arda'yı gördük. Dün, bugün okuyoruz. Evet. Dün. Tamam mı? Yani sürekli bir olayla anılmaz birisi. Melisa. Bak Arda. Bu gerçekten bak, yani mide bulandıran bir olayla aslında. Arda Türk futbolunun yetiştirdiği ender yeteneklerden birisidir. Türkiye'yi en üst düzeyde, İspanya'nın, dünyanın en büyük kulüplerinden birisinde de temsil etmiş bir futbolcudur. Yarın öbür gün onun tecrübelerinden bu Türk futbolu mutlaka ve mutlaka faydalanacaktır. Evet. Ama bazen hepimiz genç olduk. Şu an gençsin. Biz de kendimizi biraz genç görüyoruz. Hepimizin gençiniz, yaptığı muhakkak hatalar vardır. Ama biraz da aynaya bakıp ne durumda olduğumuza etüt etmemiz gerekiyor. Yani son zamanlarda aslında başarılardan ziyade skandallarıyla ön plana geliyor. Şimdi bunlardan arındırdı Lucescu. Şimdiki eleştirdiğimiz nokta yani 80 milyonluk Türkiye'den yerli oyuncu çıkmıyor mu ki gurbetten hep oyuncu, gurbetçi Almanya'dan işte oyuncu alıyoruz diye. Bunlar da konuşulacaktır ama zamanla hele hele bu dövizdeki kur artışlarının artık bütün kulüpleri altyapıya ve yerli oyuncu yetiştirmeye sürüklediği, mecbur kıldığı bir dönemde bu milli takımın arasında ben o yüzden çok rahatım diyorum. Yani Bursa Spor adına. Evet. Bursa Sporlu oyuncular adına. Çünkü başka kaçış yolu yok milli takımın artık. Yetişmiyor. Ya yetiştireceksin? Yetiştireceksin ki artık mecbursun. Şu an yetiştirme konusunda da en hazır kulüp Bursa Spor. Bak Altın Ordu demiyorum. Bak Altın Ordu'nun kendi A takımında oynayan oyuncuları bile dışarıdan. Ya bir tane ya iki tane altyapısından vardır. En hazır takım Bursa Spor. Mecburlar. Yani Bursa Spor'un kapısını çalmaya bugün olmasa belki yarın yine mecbur kalacaklar. Çünkü evet, o potansiyel var. Milli takımda biraz sürece ihtiyacı var yalnız. Biraz sürece ihtiyacı var. Kimileri bu UEFA Uluslar Ligi'ni böyle şeye bakıyorlar. Eleştiriyorlar. Neden? Hazırlık maçı oynuyordun onun yerine de. Şimdi en azından bir iddia ortaya sunuldu. Arkadaş burada da başarılı olursan hiç seni yormayacağız. Direkt şampiyonaya götüreceğiz diyorlar. Tamam burada göster. Başka zaman hazırlık maçı oynuyordun. Şimdi evet, gel resmi oyna. Alışması açısından milli oyuncuların bence güzel bir turnuvar. Rize'de oynamaları güzel bir evet, ambiyans. Finalde bir soru sormuştuk. Milli takım ne zaman? Bursa'da oynadı diye. Biz de dört gözle bir milli maçın Bursa'da oynanmasını bekliyoruz. Euro 2024'ü alamadık ama pes etmek yok. Milli takımı Bursa'ya bekliyoruz. Bununla ilgili de Bursa'nın harekete geçmesi gerekiyor. Başta Bursa Spor olmak üzere. Bizlerin de harekete geçmesi gerekiyor. Biz hazırız mesajı vermemiz gerekiyor. Yani baskı kurmamız gerekiyor diye düşünüyorum. İnşallah yakın gelecekte Bursa'da da bir milli heyecan, milli maç coşkusu yaşarız. Milli takımın bu jenerasyonla devam ettiği sürece ve hak edene formanın verildiği sürece başarılı olacağına da inanıyorum ben. Evet. Bir tane VTR'miz var ama süremizin olmadığını söylediler. Ben tekrardan sorayım. O bir VTR'ye girebilir miyiz? Gireriz. Bakan bu ile ilgili bir VTR'miz var. Sevgili seyirciler, Bursa Spor'un eski futbolcularından. Bakan bunun şu anki Beijing Guoan takımındaki attığı en son golü görüyoruz. Evet ve attığı bu golle izleyenleri kendisine tekrardan hayran bıraktı. Cedric Bakan bu. Sayın Güneş sizin de görmüş olduğunuz gibi. Biz de çok seviyoruz Bakan Bu'yu. O da Bursa'yı çok sevdi. Biz de onu seviyoruz. Her şeyde Bursa Spor'la ilgili ne konuşulursa sürekli sosyal medyasından dile getiriyor bunu. Evet. Biz de onu çok seviyoruz. Umarım yarın öbür gün yolumuz bir kez daha kesişir. Şu taraftar sayılarını vermedik. Onu da söyleyelim bari. O da çok önemli bir etken. Peki. Taraftar kaçıyor diyoruz ama. Aslında oradalar. Bir yere gittikleri yok. Evet yani Bursa'da 4 maç oynadı Bursa Spor. Ortalama 20 bin seyirci. Yani toplamda da 81 bin seyirci iyi bir rakam diye düşünüyorum. Ve cezalar olmasa da aslında çok daha yüksek. Artabilirdi.
rakamlara ulaşabilir. Tofaş'ı da kutluyoruz bu arada. Onlar da Avrupa'da. Evet, Seven Days Euro ikinci maçında dün Arkadjinia'yı 96-79 yendiler. Sayın Güney, aktardıklarınız için çok teşekkür ediyoruz. Bugünlük programımızın sonuna geldik. Evet, çok keyifliydi. Sevgili seyirciler, bugünlük bizden bu kadar. Yarın yine aynı saatte Olay TV ekranlarında olacağız. Hoşçakalın.